Herkese merhaba. Oyunumuzun sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Artık ekstraları ekliyoruz. Oyunumuza parlama efekti ekleyeceğiz. Parlama ve yıldız efektini bu derste ekliyor olacağız. Gördüğünüz gibi objelerimiz parlıyor, ışık saçıyor. Patlama efektini görelim. Boom. Hadi hemen koda geçelim. Oyunumuza parlama efekti eklemek için Windows'a girelim. Package Manager. Buradan yönetici rejisteri seçelim. Ardından şuraya post yazdıktan sonra Enter basın. Arama bittikten sonra post processing karşımıza çıkacaktır. Install diyelim. Bu paket belirleyeceğimiz objelerin parlamasını sağlayacak. Biz ekrandaki bütün objelerin parlamasını isteyeceğiz. UI ya canvas'taki image ve textler dışında bütün sprite'ler parlayacaktır. İndirsin. Post processing yükleme işlemi tamamlandı. Yeni bir obje ekleyeceğim ekrana. Adı da post processing olacak. Add component'a gelelim. Post yazalım. Buradan volume'u ekleyeceğiz. Global'ı seçelim. Ayrıyeten burada değer eklememiz gerekiyor. Post Processing. Layer'ımızı ekledik. Profile istiyor. Bunları birazdan geleceğim. Kameramıza layer vermemiz gerek. Post Processing Layer. Burada gördüğünüz üzere uyarı veriyor. Diyor bana bir tane layer set. Diyor ki ben volume'u bu kameraya uygulayayım. Ondaki volume'u. Volume'u set etmiştik. Layer'ı da tanımladık. Şimdi Post Processing seçtik. Bu şu layer üstündeki layer'ımızı da seçelim ayrıyeten. Gelip buradaki volume'u kullanacak kamera için. Profile istiyor. Profile'ımız yok. Bir tane oluşturalım. Kendisi oluşturdu. Bastığımızda konumunu da gösteriyor bize. Add effect diyelim. Unity diyelim. Bloom diyelim. Genişletiyorum. Intensity. Intensity'mi arttıracağım. Bakın parlıyor. Obje gördünüz mü? Çok fena parlıyor. Şu, bu güzel. Çalıştıralım. Şimdi düşmanım da parlayacak, mermilerim de parlayacak, kuyruk da parlayacak. Çok güzel olacak şimdi. Efekti görüyor musunuz? Baya güzel duruyor. Ufak bir paket ama ya ufak dediğim şey yani. Çok hızlı yaptık ama oyunun tadını nasıl değiştirdi? Çok güzel. Bir de yıldız da ekleyelim. Create empty background diyorum. Yine create empty stars olsun bu. Particle sistemle yapacağım bunu arkadaşlar. Particle sistem şu 30 olacak. Looping yok. Start delay yok. Lifetime'ı 30 ile 60 arasında olsun. Speed 0 olsun. Size 0,2 0,05 ile 0,1 arasında olsun. Rotation'ı kapatalım. Emission onda kalsın. Shape hemisfer olsun. Şu arkadaşı merkeze çekeceğim. Sonra da radius'unu arttıracağım. Bakın şöyle yıldızlar oluştu, gördünüz mü? Çok güzel. Render'a geliyorum. Material'dan şunu seçtim, default. Beyaz ama ben bunun color'ını değiştireceğim şimdi. Bir de şeyini biraz uzatalım ya. 60 saniyede bir şey olsunlar, yok olsunlar. Color'ını değiştirelim. Neredeydi? Color over lifetime. Şurada birkaç tane color seti diyorum. Birisini seçtim. Şimdi sarıyla başlasın. Sonra turuncuyla devam etsin. En sonunda da kırmızı olsun. Şöyle. Şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Size over lifetime'ımı da set edelim. 1 ile 0. Hatta 0 olsun.
En son küçülüp küçülüp kaybolsun istiyorum. Böyle bir görüntü oluşacak. Oyunu çalıştıralım. Enfes bir görüntü oldu şu an. Yıldızlarım geliyor. Bu dersi bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.